31 Ağustos, 6 Eylül. Oğlak burçlarında neler değişti diyorsanız, bu hafta iş yerinizle ilgili yaşanan krizler ve parasal evredeki bazı gerginlikler sizi biraz daha üzecek. Aslında sizinle ilgili değil de sistemin kendi içinde, yani patronlarınız, çalışanınız ya büyük bir kurumsal bir firmadasınız. Buradaki gerginlikler sizi yıpratacak. Ama sizin işinizle ilgili sağlamlık ve yenilik istiyorsanız güzel bir teklif ve aynı noktada yeriniz değişecek ve bu sizi mutlu edecek olarak söyleyebilirim değerli oğlak burçları. Oğlaklara şey demişim. Eğer uzun süredir işsizseniz ve haber ve CV ve evrak verdiyseniz buradan olumlu cevap gelecek ve mutluluk enerjisi. Uzun süredir maddi krizler yaşayan ve kendi dengesini oturtamayan oğlaklarda değişme, yenilenme, diyaloglarda güçlenme, yeni insanlarla tanışıp farklı işlerle odaklanma haftanız olacak. Sadece duygusal yaklaştığınız için bazı dengeleri, ne kadar oğlaklarda asla duygusallığı beslemezler. Ama şu var, kendi içlerindeki gizli duygusallık ön plana çıktığı zaman da işte batabilir, maddi krizler yaşayabilir, hatalar yapabilir. Bunları biraz kontrol etmemiz gerekiyor değerli oğlak burçları. Ama oğlaklara şey demişim, şans kapılarınız hızlı bir şekilde değişiyor. Beklediğiniz işlerde olumluluk haftası, yenilenmesini istediğiniz ev kapınız ya da iş kapınızda olumluluk ve beklenmedik teklifler sizi çok mutlu ve keyifli kılacak. Hatta ve hatta farklı şehirlerle ilgili yaptığınız işler size artık kazanç sağlayacak. Eğer emlak işi, toprak işiyle uğraşıyorsanız da artık satma ya da antika işiyle bile uğraşıyorsanız fark etmiyor. Değerli mücevherle uğraşıyorsanız altın iş artık paraların hızlı döneceği ve sizi mutlu edeceği bir nokta olacak. O yüzden sizde yavaş yavaş renklilik, heyecan, oluşum ve oluşmasını istediğiniz işlerde çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız değerli oğlak burçları. Sadece geçmiş takıntınız var. Yani duygusallık olarak ben bu hatayı yapmasaydım daha çok güçlüydüm ve hiçbir zaman bu enerjide olmazdım diyorsunuz ama o yaşanması gereken Allah'ın verdiği bir oluşumdu. Siz o sayfayı yaşadınız ve duygusallığınızı da keşfettiniz. Evet biraz ağır oldu, travmatik oldu ama sonunda bunu da hayatınızda bir artı olarak görmeye başladınız. Evinizle alakalı sorunlar var. Özellikle evinizden taşınmanız gerekebilir, mahkeme sıkıntılarınız olabilir. Bunlarla ilgili doğru plan yapıp bu dengeleri iyileştirecek olarak söylüyorum değerli oğlak burçları. Evet sizde de yeni bir ev heyecanı, alma anahtar heyecanı araştırdınız. Bu hafta bunu bulup evinizi alacaksınız. Ev size uğurlu ve bereketli gelecek. Aile arasındaki yaşanan, aslında dostlarınız ve aile arasında gelgitler yaşıyorsunuz. Ailem mi dostlarım mı, ailem mi dostlarım? Yani her iki tarafta değerli ama öncelik ailedir her zaman. Aile ön planda olmalı, dostlarınız sonra kalmalı diyorum. Evet ailelerin, yani dostlar da ölüyor, aileler de ölüyor ama önemli olan ailenin temellerindeki eksikleri görürseniz mutsuzluklarınızı da çözeceğinizi söyleyebilirim. Sizde özellikle botoks takıntısı başlamış. Kaşım düştü, gözüm düştü, hatta yüzümü mü gerdireyim, biraz kilo aldım, bunları mı vereyim dediniz. Evet yapabilirsiniz, size iyi gelecek ama ben olsam bu hafta değil, 2-3 hafta sonra bunları yaparsam daha mutlu olacak ve daha oturmuş olacak. Şu an acele karar verip doktorunuz yanlış yapabilir ya da siz yanlış doktora gidip enerjinizi mutsuz edebilirsiniz diyorum. Yeni iş kurmak isteyen ve ortaklı planları olan oğlaklar kapılarını ve yerlerini bulacaksınız ve iş kapınız hayırlı bir şekilde aydınlığa kavuşacak. Üzülme oğlak, yapacağım plan ve işlem sana çok artı kazançlar sağlayacak. Ama şöyle var, ben 3-4 yıldır evdeyim ve iş problemim var, her şeyim çok sıkıştı, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, artık ben sonuna geldim, ben gidiyor muyum? Yani Rabbim rızkımı mı kesti diyen oğlaklarda sürpriz değişimler, yenilikler ve bu yenilikler onlara çok güzel kazanç, yerde sağlamlılık, olumluluk dediğimiz bir süreç yaşanacak değerli oğlak burçları. Evet oğlaklarda güzel değişimler var. Yeni aşk bekleyen oğlaklara da evet sürpriz, flörtleşmeler, haberler ama kalıcı için biraz daha vaktiniz var. Uzun süredir görüşmek istediğiniz okul ya da dostlarınızla alakalı vakit geçirmek istediğiniz bir hafta sonu planınız var. Bu da size gerçekten iyi gelecek. Eğlence ruhunuzu aydınlatacak diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Sağlık olarak özellikle mide, bel ve boyun fıtığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Son zamanlarda çok fazla insan enerjisi alıyorsunuz. Bol bol Nas Felak okuyun ya da Nars suresi okuyun. Üzerinize iyi geleceğini söyleyebilirim.